Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Kocaeli'ndeyim ve tekrardan Skoda'dayım. Sizlerle daha önce inceleyeyim yeni Skoda Karoon Sportline paketini inceleyeceğiz sizlerle. Ne gibi farklar var ve fiyatı nasıl? En önemlisi de fiyatı nasıl? Ona bakacağız. Gelin sizlerle incelemeye başlayalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. İçeri geçiyorum. Karşınızda yeni Karoq Sportline. Arkadaşlar daha önce biliyorsunuz farklı paketlerini incelemiştik. Sizlerle Sportline'ı da göstermek istedim. TRT ilk Sportline videosu olabilir. Bakacağım internete var mı yok mu. Ben de gelir gelmez detaylarını sizlerle paylaşmak istedim. Bir aracın etrafında dolaşalım. Sportline detayları artık Skoda'da ezberledik gibi bir şey oldu. Ufak tefek detaylar, değişiklikler oluyor otomobilde. Bu değişiklikler biraz daha otomobili sportifleştiriyor. Renk olsun, jantlar olsun, aracın çıtaları olsun ve yazısı olsun. Bunların hepsi değişiyor arkadaşlar. Onun dışında çok fazla büyük bir değişiklik yok ama ben sizlerle gelin şimdi o ufak değişiklikler neler onlara bir göz atalım. Hemen ön tarafa baktığımızda Sportline'de en dikkat çekici özellik direkt ızgaralarda. Izgaralar normalde kromdu etrafı. Bunda direkt siyah gelmiş. Alt tarafa baktığımızda şurada hemen buradaki tampon uçlarındaki detayları farklı olarak görebiliyorsunuz. Güzel led aydınlatmalarımız var. Mercekli bunlar. Viraj aydınlatmalarımız var. Hemen aşağıda kalıyor. Sislerimiz uzunlarımız da hemen aşağıda. Gayet güzel far yapısını sevdim. Gündüz aydınlatmaları güzel görünüyor. Onları birleştirmemişler. Böyle basamak halinde iki farklı led halinde yapmışlar. Güzel görüntüsü var açıkçası. Ön taraf zaten logolar siyah döndükten sonra bayağı güzel oldu bence. Araçlara, Skoda'lara çok yakışıyor. Bu rengini nasıl buluyorsunuz? Sizler bu rengi, bu griyi seviyor musunuz? Yanda farklı bir gri Superb var. Farkındaysan. Bunlar biraz daha böyle sulu boya rengi gibi oluyor. Metalik renkler gibi değil. Biraz daha farklı renge sahip. Bu arada aracın bilgilerinden bahsedeyim. Araç 1.5 150 beygir standart DSG şanzımana sahip. Bu motoru biliyorsunuz Volkswagen birçok otomobilinde kullanıyor. Gayet de başarılı bir motor. Otomobilde standart olarak front asist yani çarpışma önleyici var. Ayrıca ACC var. Yani aktif cruise control sistemi öndeki araçta hızınızı belli bir kilometrede koruyor. Güvenli bir sürüş sağlıyor sizlere. Yan tarafa gelelim. Yan tarafta jantlara ve lastiklere bir bakalım. Şimdi lastiklerimiz ebatlarına bakacağız. Bu arada Bridgestone'larla gelmişler. 225-40R19 arkadaşlar. Şöyle ebatlara baktığımızda gayet yeterli 19 jant güzel ama jant tasarımı farklı olmuş. Biraz daha böyle elektrikli otomobillere dönük bir tasarım. Şuralar plastik. Buralar alüminyum alışım arkadaşlar. İsterseniz bunları çıkarabiliyorsunuz. Ben şimdi tamamen çıkarmıyorum. Gerek yok. Çok fazla şey yapmayalım. Ama jantı isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Çıkarıp sonra bu şekilde takıyorsunuz tekrardan. Ve kullanımınıza isterseniz bu şekilde de devam edebiliyorsunuz. Bence güzel bir özellik olmuş. Farklı. İki farklı tasarımla da jantınızı kullanabilirsiniz. Davlumbazda yalıtım halısı mevcut değil. Şurada güzel bir Sportline yazımız var. Bakın. Gayet güzel görünüyor. Aşağıda aydınlatmamızı görebilirsiniz. Sinyallerimiz var. Katlanır aynamız var. Anahtarsız giriş var ve çalıştırma da mevcut tabii ki. Arka tarafa bakalım. Arka tarafta evet yalıtım halısı kullanılmış. Şu arka tasarıma geliyorum. Burayı çok seveceksiniz çünkü kayar sinyallerimiz var. Kayar sinyalleri hepimiz seviyoruz aslında. Ben stopları çok sevdim yeni Karoq'ta. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bakar mısınız? Güzel siyah bir Skoda yazımız ve hemen aşağıda Karoq yazımız da siyah olarak geliyor. Hemen bir bagajı açalım. Geri görüş kameramızı gördünüz. Tabii ki araçta elektrikli bagaj da mevcut. Kocaman bir bagaj var. Bunun bagaj hacmini sizlere aşağı yazıyorum ben. Şöyle baktığımızda standart bir halı var. Aşağı doğru gelelim. İnce bisiklet dediğimiz stepnelerden mevcut. Olması önemli. Yani bu şekilde de olsa bir stepne olsun kesinlikle. Bakalım saklama alanları nasıl? Buralarda güzel saklama alanları oluyor. Skoda güzel yapıyor bu saklama alanını. Yani şurada bile küçük bir detay bile olsa buraya bir parça koymuş ve ne bileyim buraya bir su şişesi, şemsiye vesaire hepsini koyabilirsiniz. Bakın buralara şöyle küçük kopçalar koymuşlar bu şekilde. Bunlar da gayet işe yarar. Buralarda askılarımız var. Bunlar gayet güzel. 12 volt var. Arkaya buzdolabı koyabilirsiniz ve buralarda hemen askılarımız var. LED bir aydınlatmamız var arkada. Ve ön tarafa da erişim sağlayabiliyorsunuz isterseniz buradan. Hemen elektrikli bagajımızı kapatalım. Gayet güzel görünüyor bence. Hadi gelin içeri geçelim. İçerideki detaylara bakalım. Bu arada araçta cam tavan da var. Harika görünüyordur içerisi.
İçeriye geldiğimizde dikkatimizi çeken burada yumuşak detaylar var. Bunlar güzel. Aşağı taraf şurası plastik. Hemen aydınlatmalarımız var. Ambiyans aydınlatmaları çok güzel. Yani bir otomobil ambiyans aydınlatması gerçekten akşamları direkt iç taraftaki ortamı çok değiştiriyor ve çok güzel oluyor. Bakalım buralar plastik. Burada deri kullanılmış. Burası yumuş yumuş bakın. Şuraya baktım ama artık o deri çok incelmiş. İç tarafta büyük ihtimal artık sünger yok. Katlanır aynalarımız, ayarları hemen burada var. Aşağıda görüyorsunuz kapı yazımız var. Hemen Skoda yazımızı görebilirsiniz. Ayrıca burada da bir Karoq eşiğimiz mevcut. Burası gayet yeterli bir alan. Buradan isterseniz bagajı açıp kapatabilirsiniz. Yan tarafa gelelim. Burada far anahtarımız standart. Gene buralara bakıyoruz. Yumuşak detaylarımız var. Hemen burada piyano bileğin altında hemen ambiyans aydınlatmalarımız var. Evet, içerisi farklı olarak şöyle baktığımda direksiyonumuz farklı standart Karoq'tan. Burada nokta nokta detaylarımız var ve ayrıca araçta direksiyon ısıtması mevcut. Şimdi buralara gelelim, daha sonra direksiyon ve ekranlara devam edeceğim. Buralar yumuşak dedik. Hemen şurada güzel bir gözümüz var. Halı burası. Şöyle devam edelim. Burada ambiyans aydınlatmamız devam ediyor. Şöyle bakalım. Evet, şemsiyemiz bakın hemen burada. Kapatalım. Soğutmalı torpidomuz. Kapattık. Şimdi ekranlara gelelim. Şimdi yan taraftan hemen şuradan kontak yapıyoruz. Ayrıca bakın buradan kruvizi ayarladığımız yer var. Hızını vesaire arttırıp azaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya yapmışlar. Hayalet ekranımız bu otomobilde mevcut. Tabii ki hayalet ekran gerçekten güzel bir detay. Olmasını sevdiğim bir detay benim. Hemen şuradan asistanlarımızı göstereyim sizlere. ACC, sınırlayıcı ve front asistimiz bu otomobilde mevcut. Görünümlere bakalım. Görünümlerimiz değişiyor. Şöyle farklı görünümler elde edebiliriz araçta. Skoda'nın bu detaylarını artık ezberledik diyebiliriz. Ekranlarımız bu şekilde. Bu mor detaylar ambiyans aydınlatmasıyla isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Onu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Hemen burada ayarlara giriyorsunuz. Ambiyans aydınlatması. Buradan seçebileceğimiz birçok renk var. Mesela beyaz seçtiğimde hayalet ekranımda farklı oluyor. Şöyle renkleri istediğim gibi oynayabiliyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Mor yakışıyor. Ben moru seviyorum ambiyans aydınlatmasında. Hemen devam edelim. Diğer detayları zaten biliyorsunuz. Shifterlarımız var. Yan tarafa geçelim hemen. Yan tarafta güzel, her zaman sevdiğim bir güzel bir ekran var. Bu renkler ve hızı konusunda gerçekten çok iyi. Asistanlarımızı hemen buradan görebiliriz. Burada bakın front assistimiz ve direkt ACC otomatik mesafe ayarını burada görebiliyorsunuz. Tekrardan menüye gelin. Buradaki bütün detayları biliyorsunuz zaten. Ekstra üzerinden geçmek istemiyorum. Gelelim, koltuk ısıtmalarımız mevcut araçta. Bu önemli bir detay. Hemen geliyoruz. Burada parkı görebilirsiniz. Böyle geri görüş kamerasına bir bakalım. Çözünürlüğü biraz daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Çok fazla çözünürlüğe sahip değil, biraz daha iyi olmalıydı bence. Devam edelim. Araç kilidi burada, start stopumuz burada. Bakıyorum burada bir kablosuz şarjımız var. İki tane Type-C'miz, bir tane 12 voltluk girişimiz mevcut. Şu şekilde kapatabiliriz. Ve şöyle güzel bir vites topuz var. Bunları seviyorum ben. Çok avucunuzun içine çok güzel bir şekilde oturuyor. Ve güzel bir tutuş sağlıyor sizlere. Modlarımız var. Bu modlar gayet güzel. Hemen bakalım. Sport Mode, Individual, Eco, normal, bu şekilde ayarlar yapabiliyorsunuz. Individual'da neler yapılıyor? Şöyle bakalım hemen. Ayarla diyelim, direksiyonu sport yapabiliriz. Tahrik sport olabilir. ACC'yi sport, ışık asistanını, klimayı vesaire hepsini isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu özellikler gerçekten bir üst sınıfa hitap eden özellikler ama Karoq'ta bulunabiliyor. Modlarımıza bakmıştık. Burada İsterseniz ESP'yi kapatabiliyoruz. Burada da otobrekimiz var. Tabii ki olmazsa olmazımız elektrikli park frenimiz. Hemen bakalım burada başka neler varmış. Bardaklıklarımızı görebiliyorsunuz. Burası kapalı bir bölme değil ama şu şekilde çektiğinizde bir kapalı oluyor. Üstten baktığınızda görünmüyor. Deri bir kolçağımız var. Ayarlanabilir. Burada da yeterli bir alan var. İsterseniz şu şekilde yükseklik ayarı ve ileri geri ayarı da yapabilirsiniz. Küçük bir eleştirim olacak. Bu aracın koltukları bakın çok güzel. Tasarım olarak gayet güzel görünüyor. Ama isterdim ki bunlar yarı deri döşeme olsun. Biraz daha yakışırdı. Ayrıca burada bir Sportline yazısı olabilirdi. Çok güzel olurdu bence. Ama onun dışında tasarım olarak, dış tasarım olarak gayet güzel koltuklar var. Çünkü yanal destekleri gerçekten çok güzel tutuyor.
Arkaya geçelim. Bir de arkadaki diz baş mesafesi nasıl ona bakalım. Ama öncesinde şöyle yukarı doğru baktığımızda burada LED aydınlatmalar var. Hemen buraya bakalım. Işıklarımız LED. Ayrıca şöyle elektrikli perdelerimiz mevcut ve arkaya kadar tamamen açılıyor. Harika bir iç ambiyans sağlayacaktır bu. Gayet güzel. Şöyle cam tavanımızı da açalım. İçerisi çok güzel oldu. Şimdi gelin arkaya geçelim. Bir de diz baş mesafesi nasılmış ona bakalım. Ben hemen koltuğu kendime göre ayarlıyorum ve arkaya geçiyoruz. Evet, şimdi arka tarafa gelelim. Şöyle baktığımızda gayet geniş bir alan var aslında. Skoda bu genişlik açısından gayet yeterli bir marka. Her zaman müşteriye biraz daha geniş alan sağlıyor. Şöyle baktığımızda 3 parmak kadar bir mesafemiz var. Arka tarafta malzeme kalitesi artık buralar plastik. Plastik. Burada bir ön taraftakinin aynı deri kullanılmış. Buradası güzel yumuşak ama yan taraf sert. Yeterli diyebileceğim bir alan var. Ambiyans aydınlatmasını da arkaya yapmışlar. Güzel olmuş. Hemen şöyle gelelim. Burada 3. bölge klimamız yok ama hava menfezlerimiz var. 12 voltluk bir girişimiz var hemen aşağıda. Ayak aydınlatmalarımız da var. Şuradan hemen kolçağımızı açalım. Kumaş bunlarda arka tarafa da erişim sağlayabiliriz. Arkadayken söylemiştim zaten. Yukarı geldiğimizde burada okuma ışıklarımızı görebilirsiniz iç tarafta. Ön tarafa baktığımızda ambiyansımız da bu şekilde görünüyor. Bence gayet güzel. Güzel bir tasarım var. Hemen geniş açıya geçelim. Geniş açıda baktığımızda arkadan görüntüsü bu şekilde olacak. Aracın üst tarafta kocaman arkaya kadar uzanan bir cam tavanıyla beraber. Şimdi dışarı çıkalım. Bir de ben sizlerle fiyat bilgisi paylaşayım. Evet, şimdi sizlerle en son bu otomobilin fiyatı nasıl ona geldik. Şu anda bu aracı almak istiyorsanız arkadaşlar 1.072.500 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu tarihler için konuşuyorum. İleriki tarihlerde fiyatlar değişiklik gösterebilir. Çünkü her an biliyorsunuz liste fiyatları güncelleniyor, bilginiz olsun. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Eksik kalan bir detay olduysa lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Sizlerle yorumlarda konuşalım. Bu arada aynalarımız da siyah olarak geliyor. Farklı olarak gövde renginden. Sportline bu şekildeydi. Artık az çok Skoda'da Sportline detaylarını ezberler olduk. Şu bütün araçların Octavia olsun, Kodiaq, Superb olsun bu paketi getirmeye başladı. Tabii ki Karoa da geldi. Yeni herhangi bir araç çıkarsa büyük ihtimal ona da Sportline gelecektir. Sizler bu kasada Sportline'ı nasıl buldunuz? Tercih edilebilir mi? Fiyat nasıl özellikle? Bu fiyat performans açısından karşılaştırdığınızda hangi otomobili tercih ederdiniz? Lütfen bunları yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.